Bu alem bu görünenden ibaret değil. Ben Almanya'da bir konferansa gidecektim. Merhum oğlum Selman bir hale tutuştu. Gözleri yara açık, yara kapalı. Bir söz söylüyor, ne dediği belli değil. Şuur gitmiş. Sesleniyorum, duymuyor. Gideceğim yere telefon ettim. Oğlum rahatsız, ailem yanımda değil. Ben Almanya'dayım. Ben gelemiyorum. Ama Kenzül Havas kitabını çıkardım. Oradan bir şey arıyorum, üzerine okuyayım diye. Oradan bana dediler ki, Gebze'de bir kadın var. Sana o bir olduğu yerden bir şey yapar, çocuk rahatlar. Telefonunu verdiler. Kadına telefon ettim. Frankfurt'tan telefon ediyorum. Kadına telefon ettim. Böyle böyle. Ne oldu bu çocuğa? Dedi ki, orası dedi, bir villa mı dedi, fabrika mı dedi, nasıl bir yer dedi, fabrika dedi. Bahçesinde senin oğlun dedi, affedersin, tebevvül etti. Cumhuriyetçi olsam işedi derim. Tebevvül etti, bizim lisan böyle güzeldir. Bevl boşattı. Cinlilerin sofrasına gelmiş, çarpmışlar onu dedi. Çağrı senin önündeki kitapta yazılı dedi. Gebze'den kadın telefonu diyor. Benim önümde kitap olduğunu nereden biliyor? Benim önümde Kenzi Lavaz. Ben de oradan Çağrı arıyorum. Dedim ki bu 700 sayfa bir kitap, ben bunun çaresini burada nasıl bulacağım? Çocuk kıvranıyor. Bana sayfa numarası söyledi. O sayfa numarasındaki tarif edilen işi yaptım. Oğlum uykudan uyanır gibi uyandı. Bu alem görünenden mi ibaretmiş? Demek ki bu materyalistler akıl hastasıdır. Siz Türkiye'de bir doktor, cin çarpmış bir hastayı, bir huddam sahibi bir cinciye gönderdiğini gördünüz mü? Ben bir tek Ayhan Songar'ı gördüm böyle. Uğraşırlar yalan yanlış tedaviye. Kimseyi de iyi edemezler. Psikiyatri bir tedavi vasıtası değildir. Uyutma vasıtasıdır. Bir yığın hap verirler, hastalar akşama kadar uyur. Şizofren tedavisi yoktur. Cinliler bile, çarpmış olanları bile şizofren kabul ederek doktorlar uğraşır. Bakın şurada bir Memişoğlu var. Alman gavur inanıyor buna.